Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlere balık nasıl tutulmaya başlanır ve The Catch mızrağı nasıl elde edilir bunu göstereceğim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle Exploding Population adlı görevi bitirmemiz gerekiyor. Bu görevi açmanın tek bir şartı var, o da Teapot görevinin birinci kısmını bitirmiş olmanız gerekiyor. Peki Teapot görevinin birinci kısmının bitirme şartınız ne? Bunun için de Arkham görevlerinde Inazuma'ya kadar olan kısımları bitirmeniz gerekiyor. Leo'dakileri yapsanız yeterli. Bu görevi aldıktan sonra Catherine'le beraber konuşuyorsunuz. Ardından başka bir NPC ile gidip konuşup oltanızı ve yeminizi bu göreviyle beraber elde edebiliyorsunuz. Geçelim şimdi asıl noktaya, balık tutmaya. Siz dalgalanmanın olduğu bir alana geçtikten sonra Fishing adlı bir yazı göreceksiniz. Yani balıkların olduğu bir konuma geçtikten sonra balıklarla etkileşime geçebileceksiniz. Fishing dedikten sonra karşınıza bir ekran gelecek. Üst kısımda burada tutabileceğiniz balıkları görüyorsunuz. Her bölgede farklı balıklar tutuyorsunuz. Kendilerine özgü balıklar olabiliyor bölgelerin. Alt kısımda ise olta değiştirebiliyorsunuz ve yem değiştirebiliyorsunuz. Balıklar kendilerine özel olarak yem isteyebiliyor. Her balık her yemle tutulamıyor maalesef. Bu yüzden tutacağınız balığa göre yeminizi değiştirmeniz gerekebilir. Şimdi biz basitçe küçük bir balık yakalayalım ve bu balık yakalama aşaması nasıl oluyor onu görelim. Oltanızı sol tıkla beraber kancanızı fırlatıyorsunuz. Ardından bu yem takılı olan kancaya bir balığın gelmesini bekliyorsunuz. Oltanızı genelde balıkların yakınına atın. Onlar direkt gelip zaten yeme kafa atmaya başlıyor. Onlar yemi kapmaya çalışırken ortada bir yazı yazıyor. Bu yazı yazdıktan sonra sizin mouse ile beraber veya işte sağdaki tuş ile beraber sol tıka basılı tutmanız gerekiyor. Basılı tuttuktan sonra yeni bir evreye geçiş yapıyorsunuz. Buradaki amacımız şu. Çubuğumuzu iki çizgi arasında tutmaya çalışıyoruz. Eğer ki bu çubuğu iki çizgi arasında yeterli sürede tutabilirsek ortadaki kanca barı dolmaya başlıyor ve bu kanca barını tamamen doldurabilirsek de balığı başarılı bir şekilde yakalayabiliyoruz. Ancak bu çubuk çok sık bir şekilde iki çubuğun arasından çıkarsa maalesef balık yemi kapıp kaçabilir. Bu yüzden çubuğu iki çizgi arasında tutmanız gerekiyor. Sol tıka bastığınızda çubuğu sağa doğru ittiriyorsunuz. Tuşu bıraktığınız zaman ise o çubuk kendiliğinden sol tarafa doğru ilerliyor. Balık yakalamanın temel mantığı aynen bu şekilde. Yeterli malzemeyi topladıktan sonra Inazuma'daki balıkçının yanına gidebilirsiniz ve buradan The Catch ile refill malzemesine takas edebilirsiniz. Toplamda gereken balık sayılarımızda burada değinelim hemen. Şuradaki balıkçıya gittikten hemen sonra balıkçının yanına ulaştık. Hemen mağazayı açalım. The Catch'in kendisi için toplamda 6 adet Rayman Angelfish, 20 adet Golden Koi, 20 adet de Rusty Koi lazım. Refill malzemesi için ise toplamda buradan 12 adet Rayman Angelfish lazım, 40 adet Pufferfish lazım, 40 adet de Bitter Pufferfish lazım. Her bir refill başına 3, 10, 10 düşüyor ancak toplamda 12, 40, 40 adet gerekiyor buradan da. Bu yüzden toplam gereken de Rayman Angelfish'te 18 adet. Aklınızda bulunsun bunlar. Ancak bu göstermiş olduğum balıkları yakalayabilmeniz için bazı özel yem tariflerini öğrenmeniz gerekiyor. Peki balık yemlerinin tariflerini nereden öğreniyoruz? Mondstadt'ta bulunan Nantuck'ın yanına gidiyoruz. Burada konuşuyoruz. Ardından mağazayı açıyoruz. Açtığımız mağazada burada formülaları göreceğiz. Buradaki formülleri öğrenip yakalamamız gereken balıklar için yemler üretmeye başlayabiliriz. Bizim ise asıl kullanmamız gerekenler Fast Worm Bait ve Fake Fly Bait. Red Rod Bait'i almak zorunda değilsiniz. Bunu biraz daha bekletebilirsiniz. Bu formülleri aldıktan sonra envanterinizi açıp şuradaki sekmeye gelip buradan taslağı öğrenebilir ve artık yem yapmaya başlayabilirsiniz. Peki buradaki tarifleri alırken bizden kırmızı bir balık yakalamamızı istiyor. Bu balık nereden düşüyor? Stonebearer Mountains'tan bu balığı yakalayabilirsiniz. Şuradaki kancanın bulunduğu ifadeden görüyorsunuz. Şuradaki simgeden de yakalayabilirsiniz. Spring Veil'in birazcık üzerinde. Storm Terror Slayer'de burada yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda şurada da yakalayabileceğiniz bir nokta var. Buradan da yine o kırmızı balığı elde edebilirsiniz. Bu hiçbir yerde bulamazsanız en son tercih olarak da Windrise'ın biraz altına giderek de bu kırmızı balığı yine tutabilirsiniz. Ardından buradaki tarifleri elde edebilmeniz mümkün. Peki yemleri nereden yapıyoruz? Bunları da Crafting Bench'ten üretiyoruz. Hemen bir Crafting Bench'in yanına gidelim. Ardından craft diyelim.
Buradan açılan sekmede en aşağı doğru kaydırıyoruz yemlerimiz en aşağıda bulunuyor. Buradan gerekli yemleri üretebiliriz. Bizim için false form bait ve sağ en aşağıda kalan öteki fake fly baitimiz lazım. Bunlardan siz ne olur ne olmaz toplamda bir 100'er adet elde edin. Çünkü bayağı bir balık çekmemiz gerekecek. Ve birçoğu fake fly bait istiyor, daha da fazla üretmeniz gerekebilir. Yani zaten tek bir üretiminizde 10 adet verdiği için bir 15 adet üretseniz yeterli olacaktır bundan. False form bait'ten de bir 3 adet üretmeniz yeterli olacaktır. Peki, bu yemlerle balıkları eşleştirelim. Inazuma'daki çıkan mor balığımız bizim false form bait istiyor. Bu sadece tek bir bölgede çıkıyor. Bunun bölgesini hemen göstereyim. Inazuma'da sadece şu Wave Rider'ın olduğu yerde, benim şu anki Wave Rider'ımın olduğu yerde bu mor balık çıkıyor. Şuradaki ışınlayıcıya giderek şuradan tekneye atlayıp ardından buraya ulaşabilirsiniz. Buranın denizi elektro alanından oluşuyor. Bu yüzden burada yüzmeye kalkışmayın. Büyük bir hasar yiyip ölebilirsiniz. Etrafındaki Cryo Slime'ları alt ettikten sonra buradaki balıkları tutabilirsiniz. Ancak söylemem gereken bir öteki şey var ki buradaki balıklar sadece gece çıkıyor. Eğer ki gündüz gittiğinizde balıkları göremezseniz saati gece 12 gibi bir zamanı alın. Ardından bu balıklar tekrardan yüzeye doğru gelecek. Gelelim geri kalan balık türlerimize. Bunların dördü de aynı yem ile beraber yakalanıyor. Fake Fly Bait. Bunu üretmenin nasıl olduğunu da göstermiştim. Bu yem ile beraber kuyilerin yakalandığı yeri göstereyim önce. Ardından öteki pufferfishlerin yerlerini göstereceğim. Kuyilerin tüm lokasyonlarını sizlere göstereyim. Kuyinin ilk lokasyonu Seyri Adası'ndaki şu ışınlayıcımızın hemen üst tarafında bulunuyor. Öteki kuy lokasyonları Liyu ve Monsat bölgesinde bulunmakta. İkincisi buradaki Liyu bölgesinde. Üçüncüsü Kırık Köprü'nün burada. Dördüncüsü Monsad'ın girişindeki denizde ve beşincisi ise Stoneberry Mountains'te. Hem Rusty Koyu'yu hem de Golden Koyu'yu bu 5 bölgede bulabilirsiniz. Bir de Pufferfish lokasyonlarına gelelim. Koyulara göre daha fazla. Hepsi ezberimde değil. Ben açıklamada size bir harita linki bıraktım. Oradan Pufferfish'leri işaretleyerek tüm konumlarını öğrenebilirsiniz. Ancak en sık olduğu konumları ben yine sizlere göstereyim. Ayrıca yeterince balık elde edemezseniz co-op girerek de balıkları başka arkadaşlarınızdan da toplayabilirsiniz. Birinci lokasyonu Spring Vale'in birazcık üstü. İkinci lokasyonu Dunwarren'in aşağısında. Üçüncü lokasyonu Pinch Village'in hemen sağ üst tarafında bulunuyor. Hemen şuradan. Liyu'da başka bir konumu şurada var. Dördüncü konumu. Şurada da bir adet Pufferfish noktası bulunuyor. Inazuma'da yine Nazuichi Beach'in hemen sol tarafında biraz üstünde bir adet daha Pufferfish noktası var. Şu Ritoon'un girişinde de yine Pufferfish noktası bulunmakta iskelede. Bir de son olarak sanki bir noktada daha vardı ancak onu anımsayamadım. Dediğim gibi attığım haritadan da açıklamadaki linkten de tüm Pufferfish lokasyonlarını öğrenebilirsiniz. Şimdilik ben buradaki malzemeleri bitirdim. The Catch malzemesini alıyorum. Aynı zamanda bir adet Refill malzemesine yetecek kadar malzeme toplayabildim. Bunları da hemen aldım. Şimdi ise The Catch'i bağlama artık takabilirim. Buradan değiştirebilirim. Aynı zamanda The Catch'imin refinini şuradan tıklayarak almış olduğum malzeme ile beraber de arttırabilirim. Bu sayede ultimin hasarı %20'ye çıktı ve ultimin kritik şansı da %7.5 oldu. Bunu ref 5'e ulaştırdığımız zaman çok yüksek değerlere erişiyoruz ki ebey bir sağlam mızrak haline geliyor. Kesinlikle Favonius yerine The Baal'da The Catch'i tercih edin. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.